Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Ankara, Kızılay, Çankaya'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Algı Yaşam Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Melek Yenilmez var. Melek Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Melek Yenilmez. Kazan Üniversitesi'ni bitirdim. Şu an Türkiye'ye gelişim 2001'den itibaren başladı. Ve sistemimizi de 2001'de kurduk. Algı Yaşam Merkezi'ni. Peki efendim, Algı Yaşam Merkezi 2001'de kuruldu demiştiniz. Siz kaç yıldır bu sektörde faaliyet göstermektesiniz? Şimdi kurduğum zaman da zaten zevkle işimi yapıyorum. Hem biyoenerjiyle çalışıyorum, hem eğitimimi koyuyorum. Yani bu çok faydalı oluyor. Genellikle psikoloji çok insanların hepsinde olan. Hani dallar üçe bölünür. Psikolog, psikiyatri ve psikoloji. Bizimki psikoloji, günlük yaşam. Hani insanın bir anlık bir stres psikolojiyi bozar. Bu hemen hemen bütün ailelerde var. Yani. Peki efendim, buraya gelen hastalara psikoloji sağlık yöntemi olarak ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Nasıl bir yöntem oluyor? Hangi yollardan geçiyor hasta? Şimdi psikoloji olarak da değil de ben manevi desteği çok öne koyuyorum. Ben 5 yaşından beri kalp gözüm açık ve biyoenerjiyle çalışıyorum. İnsanlara dünyanın öbür ucunda da olsa anne ve kendi ismini aldığımda bir hafta 10 gün 15 gün süre içerisinde sonuç veriyorum. Ha bunlar kimlerdir diye sorarsanız kısmeti açmayanlar, hani kısmet açma diye değil de seçici olan insanlar diyelim. Bunun erkeği kadını yoktur. İnsanlar zaman süreç içerisinde çok aldatmacalar yaşadıkları için boşluğa çok düşüyorlar. O yüzden de birinin yıkıldığını yaşadıklarında ikincisine güvensizlikler çok fazla oluşuyor ve kendilerine kapanarak zamanlarını, hayatlarını, yıllarını boşa geçiriyorlar. Biz psikoloji olarak bilinçaltındakini çıkartıp bu insanlarımıza ciddi bir destek veriyoruz. Efendim, bu destek sadece manevi bir destek, konuşma olarak mı uygulanıyor, yoksa nasıl yapıyorsunuz? Biraz uygulamadan bahsedebilir misiniz? Buna değinmeniz iyi oldu. Çünkü biz sara hastalarını da düzeltiyoruz. Boyun bel fıtıklarını da düzeltiyoruz. Hastalarımızın çoğunu uyutarak hayal kurmalardan kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii ki üstlerinde kötü bir enerji varsa ki biz onların adına hani vesaire bir vek falan koymuyoruz. Kötü enerji diyoruz. Kötü enerjiyi atmak için de 6-12 seans yapmaları gerekiyor. Bunlardan kurtarıyoruz. Ha biz yasal çalışıyoruz. Bizim post cihazlarımız var, kasa fişimiz var, vergi levhamız var, hafta sonu ruhsatımız var. Biz halkın karşısında işletmemizi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerimize kadar var. Herkesin özelini özel tutuyoruz. Randevularımızı özel veriyoruz. Kimse kimsenin bir bilgisinden haberi olmuyor. Çünkü psikoloji çok zordur. Kişi kocasından habersiz geliyor, kişi çocuğundan habersiz geliyor, çocuk babaanneden habersiz geliyor. Burası bir sağlık sektörü olduğu için insanların rahat gelmesini sağlatıyoruz. 2001'den bu yana ajandaları o gün saydım, 810 tane ajanda olmuş. Hepsinin bilgileri de bizde gizlidir. Bizim tek istediğimiz onların güler yüzünü izlemek, sonuç vermek, onları mutlu etmek. Yani ben kalp gözümün açıklığından duvara baktığımda kişinin anne baba ismini telefonla dahi aldığımda televizyon gibi karşıma gelir. Küçüklükten büyüklüğüne ne yaşamışsa hepsini onun ortaya kendisine anlatarak dökerim ve kendisi zaten buna farklı bir şekilde kanaat getirdiğinde işlemlerini biz başlatıyoruz. Seanslarımızı devam ettiriyoruz ve sonuçlarını veriyoruz. Melek Hoca gazeteler, dergiler, mecmalar her türlü yerde sürekli halkın karşısında ve fedakarlığı halk için yaptığı için insanlarımızın hemen hemen hani herkesin tanıdığı bir yüze sahibiz. Gittiğim her yerde de hocam imza istiyoruz. Ha biz her şeyden önce dürüstlük istiyoruz. Bizim için maddiyat boyutu değil. İnsanların içinde o güven, o gözyaşını kesebilmek. Ben gece sabaha kadar eğer o kişi yurt dışındaki telefonlarım kilitleniyor çok fazla. Gelen hastalarım çok fazla. Ben onlara gece yarısı da olsa orada saatler çok erken olduğu için onlar ağlarken ben her saat telefonda bir kahve yapar, oturur. Onları telefonla dahi terapi yapar.
intihardan döndürdüklerim var, hayata kazandırdıklarım var. Çünkü bir de şöyle bir şey var, kötü negatifin ve enerjinin dışında insanlar yılların birikimi, mesela gidiyor bir kahve falı bakıyor, kocan seni aldattı, artık o kadın yıkıntılar yaşıyor. Biz de diyoruz ki 17, 15 veya da 7 ya da 2 senelerini o adamla geçirmişken bir kahve falında mı her şey ortaya çıktı? Hani insan ve aileler bizim için çok çok önemlidir. Birbirinin değerini bilsinler. Zaten kişi zaten yaşarken hareketlerinden kendisi kendini tarif eder. Ama bunu illa da bir başkasının, üçüncü şahsının sözüyle yıkmamalarını lütfen rica ediyorum. Melek Hanım, yani bu konuşmalardan anladığımız üzere buraya gelen hastalar kesinlikle çözümsüz evlerine gitmiyorlar. Bunu iddia ediyorsunuz. Evet, iddia ediyorum. Bir de şöyle, korkular çok fazla. Sinir sistemleri sıkıştığında insanların gece hayal görmeleri çoğalıyor. Korkular başlıyor. Ölüm korkuları yaşıyor. Çocuklara zarar vermeye başlıyorlar. Kocalarının onları sürekli ya da öldürmeye ya da aldattığını düşünüyorlar. Bunları terapi etmek de kolay değil bizim için. Gerçekten çok ciddi fedakarlıklar istiyor ve ben işimi seve seve yapıyorum. Melek Hocam, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bugün Ankara, Kızılay, Çankaya'da Algı Yaşam Merkezi'ne konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?